Merhaba, Evimizde Tarih Sohbetimize hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var Evimizde Tarih Sohbetimizde. Kendisi futbol tarihi ve özellikle de Fenerbahçe tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyor ve bu araştırmalarını Fenerbahçe Tarih sitesinde de paylaşıyor. Değerli konuğumuz Barış Kenaroğlu. Kendisi tarihçi, araştırmacı, yazar. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her ne kadar evimizde değilsek de, farklı bir mekandaysak da futbol bu. Her yerde, her zaman konuşulabilen bir konu. Evet değerli takipçilerimiz, bugün size futbol tarihiyle ilgili bir konudan bahsedeceğiz. Atatürk 1930'lu yıllarda Balkan ülkeleri ile Balkan Birliği'ni sağlamaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Ve bunun neticesinde de Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye'ye 26 Ekim 1930 tarihinde ziyarete gelir. Atatürk, Venizelos ile 30 Ekim 1930 tarihinde, 30 Ekim'in altını özellikle çiziyorum, bir tarafsızlık ve dostluk anlaşması imzalar. Bir yıl sonra dönemin Başbakanı İsmet İnönü, 3 Ekim 1931 yılında Yunanistan'a iadeyi ziyarette bulunur. Ve bu süreç devam ederken iki ülke arasında dostluk ilişkilerini daha da artıracak çeşitli girişimlerde bulunurlar. Ve bu ilişkide futbol maçı ile gündeme gelir. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir futbol maçı, dostluk futbol maçı yapılması kararlaştırılır. Bugünkü sohbet konumuzda da Barış'tan bunu dinleyeceğiz. Ben topu Vahdet'e atıyorum. Soruları lütfen sen yönlendir. Evet, şimdi bu girişten sonra ben de tabii ki iki barışımız var aslında. Evet. Onu bir kere söylemekte yarar var. Çünkü gerçekten şu anda konuğumuz olan Barış Kenaroğlu ve Barış Eymen. Evet. İki barış olarak değerlendiriyoruz. Bir kere Fenerbahçe tarihi özelinde çok güzel çalışmaları var. Ve bunları tabii Fenerbahçe Tarihi Ork sitesinde paylaşıyorlar ve inşallah yakında kitaba da dönüşecek bu çalışmaları. Çünkü çok değerli çalışmalar artı yani birçok yeni bulgu, Fenerbahçe tarihiyle ilgili birçok yeni bulgunun belgelere dayalı birçok yeni bulgunun burada yer alması yaptıkları çalışmaları artı bir değer katıyor. Bu açıdan ben her ikisini de tebrik ediyorum. Evet. Yani bu çalışmalar tabii Fenerbahçe tarihi ötesinde bizim futbol tarihimiz açısından da değer taşıyor haliyle. Hı hı. Şimdi öyle olunca Barış'ı da bulmuşken, değil mi? Burada güzel de bir ortamdayız. Bize anlatsın dedik. Evet. Yani şimdi futbol ve siyaset iç içedir aslında çoğu zaman. Dolayısıyla bazen futbol maçları savaşlara bile yol açmıştır tarihin belirli dönemlerinde. Dolayısıyla burada da çok ilginç bir olayımız var. Yani bir Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk faaliyetlerini pekiştirecek şekilde işte Atatürk-Venizelos ilişkileri bu ortamda futbolun da gündeme gelmesi ve bir futbol maçı. Evet Barış, burada neler oldu senden dinleyelim şimdi. Hocam öncelikle hem buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok onur duydum. Hem de cümleleriniz için çok onur duydum. Estağfurullah. Hem şahsım adına hem doğru neyse onu anlatıyoruz. Bizim programımızın formatı da var. Doğrulardan bahsetmek. O yüzden biraz önce söylediğim her cümleler de gerçektir yani. Hem kendi adım hem adaşım Barış Eymen kardeşim adına teşekkür ederim. Aslında arşivin derinliklerine daldığımızda karşımıza bir belge çıktı. Evet. Bu belgenin biraz da böyle ipin ucunu çeke çeke güzel bir hikaye yarattık. Çok enteresan. Emel hocamın bahsettiği o dostluk döneminde Venizelos Türkiye'ye geldikten sonra daha doğrusu bir Yunanistan şampiyonu Olympiakos takımını Türkiye'ye gönderdi. Evet. Maç yapması için. O dönemde genelde Türkiye'ye gelen işte Aris gibi, Olympiakos gibi ya da Yunan takımları ya da diğer gelen ülkelerden takımlar önce işte Fenerbahçe ile Galatasaray ile oynuyorlar. Öne çıkan iki büyük Türk spor kulübü olarak. Evet. Bu maçlardan bir tanesi de Fenerbahçe Olympiakos maçı oldu. Fakat devletin politik olarak kurmak istediği dostluk aslında pek sahaya yansıyamadı. İşin de bir toplumsal boyutu ortaya çıktı aslında. Biz bir belgeye rastladık. Bu belgede, devlet arşivinden çıkan bu belgede Fenerbahçe-Yunan futbol takımı maçında Tabip Yüzbaşı Hilmi'nin, Tabip Yüzbaşı Hilmi adlı bir subayın Yunanistan kalecisine yumruk attığı ve bundan dolayı da Erzincan'a sürüldüğü söyleniyordu.
Dolayısıyla bir ipucu yakaladınız oradan yani. Evet. Şimdi bunu merak ettik açıkçası. Yani hangi maçtı bu? Gerçekten çünkü ilginç bir olay. Takımların yani adı yazılmamış. Sadece Fenerbahçe'nin adı var. Tabii bizim de tarih grubumuzda değerli bir abimiz var. Cem Ertuğrul abimiz. O da Fenerbahçe'nin kuruluşuna itibaren bütün maç kayıtlarını tutuyor. Hemen onun kayıtlarına başvurduk. Baktık ki gerçekten o dönemde Fenerbahçe Olympiakos'a bir maç yapmış. Evet. Tabii hemen gazetelere daldık. Şimdi normalde bu büyük bir olay yani bir subayın, bir Türk subayının Yunanlı bir sporcuya, Yunan sporcusuna yumruk atması. Ve peşinden fakat sürgüne gönderilmesi. Evet. Fakat gazeteleri taradık. Gazetelerin hiçbirisinde bir bulguya rastlamadık. Hani maçın çok iyi geçtiği, her şeyin çok güzel olduğu. Orayı örtbas ediyorlar zamanında. Evet, böyle bir yani hani aslında bir pek bilinmesin istemişler. Bir otosansür uygulamışlar. Yani evet. Sonuçta Cumhuriyet'in yeni kurulduğu yıllar. Evet. Hani devlet politikasına bir tarafta dostluk gidiyorlar. Devam etsin istemiyor. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Ama futbol olunca dostluk devam edemiyor galiba. Aslında biraz burada şu da var. Sadece futbolla ilgili değil. O dönemki hani ülkeler arasındaki bitişinden sonra çok kısa bir süre bu 7-8 sene. Tabii, bu olaylar için. Yani, o yaşanmışlıkları düşünürsek tabii, tabii kolay değil. Toplumda böyle bir algı da var. Mesela her ne kadar çok güvenilirliğine itibar edemesem de Cemal Granada'nın anıları var. Evet. Atatürk'ün Uşağı adı altında 1971 yılında yayınlanan bir kitap. Orada da bu maça yer veriliyor. Hatta işte Atatürk'ün Uşağı olarak Cemal Granada'nın ya paşam neden bunları buraya getiriyorsun? Neden Yunanlarla oturuyorsun? İşte bunlar bizi işte Kütahya'da, Uşak'ta, Afyon'da hani bize işkence etmedi mi diye. Evet. Atatürk de işte ya o iş başka, bu iş başka. Savaş bitmiştir diye cevap veriyor. Tabii kullandığı cümleler açısından çok güvenemiyorum yani. Sonuçta bir devlet başkanına evet, bu tarzda doğru ifadelerde bulunamayacağını düşünüyorum açıkçası kimsenin. Ama Atatürk her zaman yurtta barış, dünyada barış tabii ilkesini ki hep tabii uygulayacak yöntemler uygulamıştır tabii diyelim. Maç normal başlıyor. Maçın bir de bir özelliği var. O güne kadar o dönemde maçlar Taksim Stadı'nda yapılıyor zaten. Hani Taksim Stadı'nın en çok seyirci aldığı maç unvanını alıyor. Bir seyirci rekoru kırılıyor yani. Hatta gazetelerde belediyeyi ve kulüpler suçlanıyor. Yani idare suçlanıyor. Neden bu kadar insan aldınız buraya diye. Bayağı uzun uzun idareyi suçlayan, daha doğrusu biraz dokunduran açıklamalar var. Maç normal devam ediyor. Hatta ilk yarısı biraz Olympiakos'un, Yunanistan şampiyonunun hakimiyeti altına geçiyor. İkinci yarı biraz Fenerbahçe dengeliyor. 0-0 giderken 82. dakikada Alaaddin Baydar Fenerbahçe'nin golünü atıyor. Golden sonra tabii bütün bu bilgileri farklı kaynaklardan alıyoruz. Şimdi o kaynaklara birazdan geleceğim. Golden sonra Yunanistan kalecisi topu bir evvel alıp santra yapmak için yani karşılık vermek için oyunu hızlıca başlatmak için daha doğrusu topa hamle yapıyor. Topa hamle yaparken de Alaaddin'le çarpışıyorlar. Sonra çarpıştıktan sonra aralarında ufak bir itişme oluyor. Aradan bir subay geliyor kale arkasında. Şimdi dinleyicilerimize söyleyelim hani olayları bugünkü şartlarıyla değerlendirmemek lazım. O zamanki gibi statlar hani günümüzdeki gibi değil, güvenlik altında değil. Evet. Bugünkü hani konfor yok açıkçası. Kalenin arkasında bildiğimiz seyirciler var. Evet. Bu arada maçın fotoğrafları da var. Onları da yayınlamıştık. Oradan bu arada görüntülerini de yansıtırız tabii biz. Tabii görüntüleri de yansıtırız. Arkadan bizim Türk subayı Yüzbaşı Hilmi geliyor. Ve Yunan kalesine yumruk atıyor. Şimdi evet. Yunan kalesine yumruk attıktan sonra biraz ortalık karışıyor. Bulgar hakem var maçta, Kaçev diye. Maç bu şekilde 1-0 bitiyor. Yatıştırılıyor olaylar. Tabii Yunan tarafı birazcık içerliyor olaya. Hem yeniliyor hem yumruk yiyor. Evet, hem yeniliyor hem yumruk yiyor oluyor. Bizim subay da bir hamaset duygusunda kapıldı anlaşılan. Evet. Yani, değil mi? Aslında hem öyle hem biraz da şeyde Fenerbahçelik var. Çünkü biz sonra biraz daha deştiğimiz zaman olayı Fenerbahçe'yle meşhur Büyük Fikret'in aslında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden arkadaşı olduğunu, hani oraya gidiyor yanına, hani Fenerbahçeli sporcuların da oraya gidip geldiğini tedavi olmak için öğrendik. Onun anını 1959 yılında bastırılan anılarına ulaştık. Bayağı detaylı araştırmalar yapmışsın evet Barış. Şimdi biz bu işin bu tarafı. Biz gazetelerin bu otosansürüne takıldık açıkçası. Evet. Şimdi böyle bir olay devlet arşivine girdiyse yani Türk devlet sisteminde, Türk arşiv sisteminde hani arşivler doğrudur. Doğru, evet, tabii ki. Dolayısıyla dedik ya gazeteler bunu neden vermemiş? Bir tek Abidin Daver Cumhuriyet Gazetesi'nde münferit bir olay diye hiç detay vermeden sadece bir iki satır, iki paragrafla geçiştirmiş açıkçası. Galatasaray'ın kurucularından Abidin Daver, gazetecilerin duayenlerinden. Evet. Daha sonra biz, ben bir Yunanca bilen bir Avrupalı arkadaşıma rica ettim. Dedim ki yani Yunan alfabesini biliyorsun, Grek alfabesini. Biraz da dedim Yunan arşivlerine dalalım.
Hani ne var ne yok. O çok yardımcı oldu sağ olsun. Yaklaşık iki hafta Yunan arşivlerine, Yunan gazete arşivlerine girdik. İşte biraz Google Translate, biraz onun yardımlarıyla beraber. Orada maçın bambaşka yansımaları olduğunu öğrendik. Yani olay Türkiye tarafında farklı, Yunanistan tarafında farklı. Bir kere Olympiakos tarafı kesinlikle bu maça gelmek istemediğini en baştan. Fakat Venizelos'un zoruyla, yani siyasi bir sayıkla buraya geldiğini belirtmiş uzun. Evet. Ondan sonra ikincisi Yunan tarafının iddiası maçta silah çekildiği. Hatta bir karikatür var, onu da izleyenlerimiz göreceklerdir. Evet. Bir Yunan gazetesinden, o dönemin Yunan gazetesinden alınan bir karikatür. Orada silah çekildiğini iddia ediyorlar. Tabii bilemiyoruz ne olduğunu, işin gerçeğini, silah biraz var mı yok mu diye. Abartması var mı acaba? Biraz abartma var gibi yani. Biraz olayı büyütme. Orada da hocam şöyle bir dayanakları var açıkçası. Şükrü Naili Paşa maçta. Şükrü Naili Gökberk Paşa. Yani milli mücadelenin önemli isimlerinden. Evet, yani İstanbul'un kurtuluşunda. İstanbul'un kurtuluşunda önemli yer işgal etmiş. Şükrü Naili Paşa da iyi bir Fenerbahçeli. Hatta 1930'larda Atatürk'ün Fenerbahçe'ye gelişini sağlayan insan. Meşhur o Bellevue gazinosuna onu getiren. Yani iyi bir Fenerbahçeli. O da 1936 yılında vefat ediyor. Şükrü Naili Paşa'nın 3. Kolordu Komutanı, o zamanki unvanı, rütbesi pardon. 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa da maçtaydı. Fenerbahçe'de ordu takımı zaten. Bunlar bize o yüzden silah çekti diye bir önermede bulunuyorlar. Evet. Fakat işin enteresan tarafı... yine ulaştığımız kaynaklarda Türkiye Futbol Federasyonu maçtan sonra Yunanistan kafilesine, Yunan kafilesine bir özür ziyaretinde bulunuyor. Yani Taksim'de bir otelde kalıyorlar. O zaman da federasyonun ikinci başkanı meşhur Beşiktaşlı Şeref Bey. Şeref Bey Yunan tarafına gidiyor, işte hani özür dileriz, biz bu işin takipçisi olacağız diyor. Ondan sonraki dönemlerde olay hiç aslında soğumuyor. Hep gazeteler arasında olayın gidişatı takip ediliyor. Hatta Türk gazeteleri, Yunan gazetelerinin olayı abartmamasından dolayı teşekkür yazıları yayınlıyorlar. Güzel. Gerekli cezanın verileceği söyleniyor subaya. Gerçekten de sürülüyor. Evet. Bir sürgüne uğruyor yani o yumruktan sonra. Daha da enteresanı tabii şimdi ne yardan ne serden geçmek gibi bir nokta. Hani Atatürk'ün o dönemki politikaları çok değerlidir. Çok hani hocamın yanında böyle biraz halkam kesmek gibi olmasın ama onun müsaadesiyle. Yani hani dengeyi çok iyi kurmuştur. Çok dengeyi iyi kuran bir liderdir. Evet, politikaları uygulamakta. Tabii Yüzbaşı Hilmi 2-3 ay sonra tekrar Haydarpaşa'ya geri geliyor. Yani sürgünü birazcık kısa sürüyor açıkçası. Hatta yine Büyük Fikret'in anılarından hani bu olaydan sonra geri geldiğini, tekrardan onunla işte hastaneye gittiklerinde hani görüştüklerini belirtiyor. Şimdi bir de işin yumruk yiyen tarafı var. Evet. Şimdi yumruk yiyen kaleci aslında Grammatikopoulos adında. O zaman çok genç tabii. 30'lu yaşlarının başlarında. Sonra Yunanistan'ın en büyük kalecilerinden biri oluyor. Yıllar geçti, ben biraz da ismini araştırınca daha da çok şaşırdım. Peşini yani, bırakmadın olayın. Evet, hiç bırakmadım yani. Sonuna kadar gidin dedim. 2008 yılında vefat ettiğini öğrendim. Ve 108 yaşında ölüyor. Bayağı da uzun yaşamış. Evet, 108 yaşında ölüyor ve şu anda dünyanın en uzun yaşayan futbolcusu. Onu da tespit etmiş oldum. Hala sahip. Evet. O da bir yabancı istatistik tutan bir İngiliz bir site var, çok detaylı. O bilgiyi de oradan aldım. Hatta işte yine izleyicilerimiz görecektir, maç gününde çekilen fotoğrafıyla en yaşlılık halindeki fotoğrafı yan yana. Evet. Çok enteresan bir hikaye yarattı bize bu. Ben bir daha birbirlerini görmediklerine dair bir hüküm getirdim ama keşke yani görüşselerdi. Bu arada daha Yüzbaşı 20 ile ilgili araştırmalarım şöyle devam ediyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı'na, hani çeşitli emekli asker derneklerine devamlı yazıyoruz. Hani belki bir soyadı buluruz, bir kaydını buluruz. Evet. Hani ailesinden ulaşırız diye. Hani hala konuyu kapatmadık aslında. Çok enteresan bir futbol hikayesi çıktı. Bu yaptığın araştırmalarda zaten verilere ulaştıkça gene Fenerbahçe tarihinde, sitesinde paylaşmaya devam edersin. Devam biz de oradan da takip ederiz. Teşekkür belki daha sonra tekrar konuk olursun. Konuyu da devam ederiz. Çok değerli bilgiler sundun bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evimizde tarih adına. Sağ olun. Evet, şimdi bir söz var. Futbol yazarıydı muhtemelen. Belki de eski bir futbolcu. İsmini tam hatırlamıyorum ama futbol asla sadece futbol değildir diye. Evet. Tam işte onun gene yansıması bir olay. Evet. Gerçekten futbol öyle bir şey ki yani çok hayatın içinde. Aslında sporların da belki adalet yönü daha güçlü olan bir şey. Yani bir basketbolda güçlü olan takım zayıf takımı yeniyor. Dolayısıyla
Onun öyle bir yönü var. Birçok aslında spor branşında da benzer şekilde güçlü olan, genellikle çok istisnai durumlar haricinde güçlü olan kazanır. Ama futbolda zayıf da olsanız her zaman kuvvetli bir takımı yenme şeyiniz vardır. İhtimaliniz vardır ve bunun örneklerine de çokça rastlanmıştır zaten. O yüzden futbol çok keyifli ve o yüzden kitlelerin ilgisini çekiyor. Ve dolayısıyla siyasetin de zaman zaman futbolla ilgilendiğini ve bu popülerliğinden yararlanmak istediğini görüyoruz tabii ki. Bu olay da belki onun bir yansıması. Kesinlikle. Yani neticede o bir Türk-Yunan dostluğunu canlandıralım demişler. Çok doğru. Bir futbol müsabakasıyla pekiştirelim demişler. Ama Hilmi Bey biraz hamaset göstermiş. Fenerbahçeliği herhalde çok fazla şey oldu. Subaylı Fenerbahçeliği. Evet. Bir gün sonra da Galatasaray, iki gün sonra da Galatasaray'la maç yapıyor Olympiakos. O maçtan sonra da bu defa Taksim'de olaylar çıkıyor. Yani o maçtan sonra da olaylar çıkıyor. Hani o belki yumruk hadisesinin getirdiği bir etkidir. Hani belki de işte o Türk-Yunan devletlerin tepesindeki yumuşamanın halka yansımamasıdır. Ama evet, o gezi olaylı oluyor birazcık Olympiakos. Şunu da kabul etmek lazım ki daha yani 1922-23, bu 1931. Daha 10 sene bile geçmemiş arada. Dolayısıyla o toplumlar arasında o dostluğun kurulması ancak işte Atatürk'ün çabası, Yunanlılar tarafında işte Venizelos'un çabasıyla oluşacak ama tam da oluştu diyebilir miyiz? Bugün için bile çok fazla söyleyemeyiz. Yani bugün bile yani sadece ülkeler arasına gitmeye gerek yok. Kendi toplumumuz içerisinde bile farklı taraftar, kulüpler arasında, taraftarlar arasında bunları yaşayabiliyoruz ki nitekim işin içine futbol girdiği zaman dostluk falan kalmıyor. Ben bu kelimeyi, cümleyi çok yakinen biliyorum. Evet. Evet. Yani işte futbol böyle bir şey yani. Ama çok güzel. Yani futbol taraftarlığı yapmak, futbolla ilgilenmek güzel bir şey. Dolayısıyla bu programımızda da buna ayırmış olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Barış. Hocam, güzel sunduğun katkılar için. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize katıldığın için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ederim. Değerli bilgilerle takipçilerimizi de bilgilendirmiş olduk. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.